Selam, merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bu hafta yine çok şüpheli bir ölümden bahsedeceğim. İntihar mı yoksa cinayet mi? Herkesin farklı fikirleri var. Ben yine bilinen her şeyi anlatıp kararı size bırakacağım. Daha fazla uzatmıyorum, hemen başlıyorum. Phoebe 9 Mayıs 1986'da dünyaya geliyor. Phoebe'nin doğumundan 2 yıl sonra bir erkek kardeşi oluyor. Ve bundan 4 yıl sonra da ikinci erkek kardeşi dünyaya geliyor. İkinci erkek kardeşinin dünyaya gelmesiyle beraber Handjack ailesi tamamlanmış oluyor. Phoebe'nin babası bir psikiyatrist, annesi ise veterinerde hemşire olarak çalışıyor. Phoebe, çocukluk yıllarından itibaren herkesten farklı olduğunu gösteriyor. Diğer insanlardan daha yaratıcı, hiçbir şeyden korkusu yok. Hayattan alabileceği her şeyi sonuna kadar alıyor. Çok iyi şiir yazıyor, çok iyi resim yapıyor. Sanat konusunda neredeyse her alanda yetenekli birisi. Spor konusunda da öyle. Bir yandan basketbol oynuyor, bir yandan tırmanış yapıyor, yüzüyor ve sosyal de biri. Yani dışarıdan bakan biri Phoebe'nin hayatının kusursuz olduğunu düşünebilir. Ama bu kadar güzel özelliğinin yanında Phoebe duygusal açıdan çok tutarlı birisi değil ve ruhsal açıdan da çok sağlıklı bir yerde durmuyor. Ve ergenlik yıllarında yaşadığı duygusal değişimleri, sosyal anksiyeteleri ve daha çeşitli problemleri bastırabilmek için alkol kullanmaya başlıyor. Ve alkol kullanmaya çok erken başlıyor. Yani 13 yaşından itibaren alkol ve party drugs diye geçen, genelde partilerde kullanılan yasaklı maddeleri kullanmaya başlıyor. Ama tabii ki bunların hiçbirisi çözüm değil. Yıllar geçtikçe Phoebe depresyonda olduğunu fark ediyor. Önce gidip babasıyla konuşuyor. Babası psikiyatrist çünkü. Babası onu tanıdığı bir başka psikiyatriste yönlendiriyor. Ve bu gittiği doktor Phoebe'ye bazı ilaçlar yazıyor. Antidepresanlar yazıyor. Ama bu ilaçların çok da bir etkisi olmuyor. Çünkü Phoebe kafasına göre kullanıyor bunları. Yani bir ay kullanıyor, sonra iki ay bırakıyor, sonra tekrar başlıyor, tekrar bırakıyor. Ve yani antidepresan da böyle bir şey değil. Hani düzgün kullanmadığı için bunların etkisini göremiyor. Annesinin ve babasının ayrılmasından 2 yıl sonra 17 yaşındayken 30 yaşındaki bir öğretmenle ilişki yaşıyor. Ve çok ilginç, ailesinin hiçbir problemi yok bu konuyla ilgili. Bu öğretmen çok düzgün biri, iyi biri. Phoebe'yi çok seviyor, ona iyi davranıyor. İlişkileri düzgün ve stabil ilerliyor. Yani Phoebe'nin ailesi de bu sebeplerden seviyorlar bu öğretmeni, ilişkiyi de onaylıyorlar. Yani onaylıyor olmaları lazım. Çünkü bu ilişki başladıktan sonra öğretmen Phoebe ve annesinin yaşadığı eve taşınıyor. Bu eve taşındıktan sonra 2 ay onlarla beraber yaşıyor. Ve bence Phoebe'nin annesinin bu ilişkiyi onaylıyor olmasının iki sebebi olabilir. Şöyle bir durum varmış. Phoebe'nin annesi de 16 yaşındayken öğretmeniyle ilişki yaşıyormuş. Birinci sebep, kendi de aynı şeyi yaşadığı için anlıyor olabilir. Onun ruh halini, kafa yapısını anlıyor olabilir. Çünkü sonuçta o da aynı yollardan geçti. Ya da ikinci sebep, şöyle bir şey olabilir. Hiç onaylamadığı halde kendi ailesinin ona yaşattıklarını Phoebe'ye yaşatmak istemiyor olabilir. Ama kızı ve öğretmen arasında 13 yaş var. Kendi ve kocası arasında 14 yaş var. Bu ilişkide gerçekten bir sorun görmemiş olma ihtimali daha yüksek aslında. Phoebe bütün hayatı boyunca kendinden daha büyük erkeklerden hoşlanıyor. Bu öğretmen tek örnek değil yani. Bu yüzden de 2009 yılında 40 yaşındaki Anthony Hempel'la bir ilişki yaşamaya başladığında Phoebe'nin çevresindeki hiç kimse şaşırmıyor. Aralarında bu sefer 17 yaş var. Anthony zengin ve başarılı birisi. Kendi organizasyon şirketi var ve çok büyük isimlerle çalışıyorlar. Nicole Kidman gibi, Michael Jackson gibi ya da Prince gibi. Anthony'nin sahip olduğu bu şirket alanının en iyilerinden birisi. O yüzden de Anthony'ye hem para hem prestij kazandırmış. Ama zaten bu işten önce de çok saygı duyulan birisiymiş ailesinden dolayı. Babası yüksek mahkeme yargıcı, üvey annesi de insan hakları avukatı ve yargıç. Yani aslında bu işten önce de hem prestij hem para sahibi birisi. İlişkilerinin başlamasından birkaç ay sonra Anthony Phoebe'ye "Benim evime taşınmak ister misin?" diye sormuş. Phoebe de kabul etmiş. Ve bu şekilde beraber yaşamaya başlamışlar. Yaşadıkları evden bahsetmek istiyorum birazcık. Yani kıskanmıyorum. Allah daha çok versin. Ama ne yalan söyleyeyim. Bütün hayatımı geçirmek isteyeceğim evde yaşıyorlar. Hayallerimin evi.
Bir gökdelen burası, 23 katlı. Dışı full siyah cam olduğu için evin duvarları tavandan zemine kadar full cam. Yani jacuzzinizde keyif yaparken yukarıdan bütün şehri izleyebiliyorsunuz. Kapalı havuzu var, spası var. Binanın içinde İtalyan restoranı var. Katılabileceğiniz birkaç sosyal kulüp var. Ve bence en önemlisi çok sağlam bir güvenliği var buranın. Her ev için size oda kartı veriyorlar. Bu oda kartını eve girerken kullanıyorsunuz tabii ki. Ama bunun dışında garaja girerken de bu oda kartıyla giriyorsunuz. Binaya girerken de bu oda kartıyla giriyorsunuz. Ve asansöre bindiğinizde de bunu okutuyorsunuz. Asansöre bunu okuttuğunuzda asansör sizin dairenizin olduğu kata çıkıyor. Burası çok önemli. Asansöre kartı okuttuğunuzda sizin dairenizin olduğu kata çıkıyor sadece. Yani birinin başka bir kata erişimi yok. Ne asansörle ne de merdivenlerle. Merdivenlere açılan kapılar sürekli kilitli tutuluyor. Yani anahtarla kilitlemişsiniz gibi değil de bilgisayarla kilitlemişsiniz gibi. Ve bu rüya gibi eve 5 yıl vadeyle ayda sadece 11 bin dolar ödeyerek sahip olabilirsiniz. Pahalı da ev yani. Tabii ki pahalı. Anthony ve Phoebe bu evde beraber yaşamaya başlıyorlar. Phoebe'nin annesinin söylediğine göre ev sürekli sanki içinde hiç kimse yaşamıyormuş gibi görünüyormuş. Neredeyse kişisel hiçbir eşya yokmuş evde ve ev muazzam düzenliymiş sürekli. Anthony evin dağılmasını istemediği için Phoebe'nin eşyalarını oraya getirmesine çok sıcak bakmıyormuş. Phoebe'nin orada yaşadığını gösteren pek bir şey yok. Ve Phoebe burada yaşadığı süre boyunca Anthony'ye haftalık kira ödüyor. Sanırım Anthony'ye karşı kendini borçlu hissetmemek için. Ama çok fazla para kazanmıyor Phoebe. Bu kira ve sabit giderler dışında ona kalan ekstra bir para yok. Herkes kendi parasını harcıyor. Yani dediğim gibi Phoebe maddi açıdan çok rahat bir durumda değil. Ha bir şey istediğinde ya da bazen istemediğinde Anthony onu alıyor ama hani al bu para da yanında kalsın tarzı değiller. Yani kısacası ayrılsalar Phoebe'nin cebinde hiç para olmayacak. Phoebe ve Anthony bu ilişki süresince 4 kez ayrılıyorlar. Çok fazla kavga ediyorlar. Neredeyse her gün kavga ediyorlar. Ve bu kavgalardan 4'ü ayrılıkla sonuçlanıyor. Ama sonra oturuyorlar, konuşuyorlar ve tekrar barışmaya karar veriyorlar. Phoebe, Anthony'yi gerçekten seviyor olmalı. Başka hiçbir sebep gelmiyor aklına onunla kalması için. Phoebe maddiyata, prestije çok önem veren birisi değil. Son zamanlarında Hindistan'a gidip orada bir köyde gönüllü çalışmak için bazı adımlar atmış. Onun kafasında hep olduğu yeri bırakıp gitmek var ama işte bence Anthony'yi sevdiği için bunu yapmıyor. Yani ya da başka bir sebepten dolayı bunu yapamıyor. Çünkü bir seferinde annesiyle konuşuyormuş, FaceTime görüşüyorlarmış. Ve annesi şöyle anlatıyor. Hangi odada konuştuğunu bilmiyorum ama oda kapkaranlıktı. Phoebe'nin yüzünü bile zor görüyordum. O kadar karanlıktı. Ve Phoebe çok sessiz konuşuyordu. Ben bir noktada Anthony ile ilişkiniz nasıl gidiyor diye sordum. Bana sus işareti yaptı. Sonra biz de Anthony ile film izliyoruz dedi. Diyor. Annesi diyor bunu. Annesi anlatıyor. Anthony çok kontrolcü birisi. Phoebe'nin kendisi gibi olmasına pek izin vermiyor. Yani saç şekline mesela Anthony karar veriyor. Kimle görüşeceğine, kimle görüşmeyeceğine Anthony karar veriyor. Bunu böyle emreder gibi yapmıyor. Yani şununla görüşmeyeceksin gibi yapmıyor. Ama küçük manipülatif hareketlerle yapıyor. Ya da mesela ilişkileri başladığında Phoebe bir kuaför salonunda çalışıyormuş, resepsiyonda. Ama Anthony sonradan bunun onların seviyesinin altında olan bir iş olduğunu düşündüğü için Phoebe işten çıkmış ve başka bir yerde işe girmiş. Anthony'nin bir arkadaşının yanında işe girmiş. Phoebe'nin hayatını kontrol ediyor yani. Phoebe'nin Anthony ile ilgili problemleri olduğu kadar Anthony'nin de Phoebe ile ilgili problemleri var. Ve bunların en başında Phoebe'nin aşırı alkol tüketimi geliyor. Uzun zamandır alkol kullanıyor olmasına rağmen hiç dayanıklı birisi değil. Birkaç bardak içtiğinde hemen sarhoş oluyor ve beynindeki filtreleri kalkıyor. Anthony de bunun olmaması için onunla uzun konuşmalar yapıyor. Bak bir daha içmeyeceksin tamam mı? Söz var bak bir daha içmeyeceksin tamam mı diye. Ama çok içen arkadaşlarınız varsa iyi bilirsiniz ki bu konuşmalar hiç işe yaramaz. Yaramıyor da Phoebe tamam içmeyeceğim dedikten birkaç saat sonra yine çok sarhoş oluyor.
Phoebe de farkında böyle bir sorun olduğunun. Çözmeye de çalışıyor. Bununla ilgili adımlar da atıyor. Adsız alkolikler toplantılarına katılıyor mesela. Ama hiçbir şey işe yaramıyor. Ve bu kadar alkol tüketmesi de onun ruh sağlığını kötü etkiliyor tabii ki. Yani bu kadar aşırı miktarların ruh sağlığını kötü etkilediğini biliyoruz. Özellikle de bazı durumlar için. Yani eğlenmek için dışarı çıkıp içtiğiniz 5 bardakta sıkıntı olmayabilir. Ama dertlenip içtiğiniz 2 bardak yüksek ihtimalle sizi iyice düşürür. Phoebe için de bu böyle. O anksiyeteden, depresyondan kurtulmak için içiyor. Ama daha kötü bir hale geliyor. Ama dediğim gibi bir yandan da bu durumdan kurtulmak için çok uğraşıyor. Mesela bir seferinde bir hastanenin kriz merkezini arıyor. Orası ruh sağlığınız konusunda destek alabileceğiniz bir yer. Orayı arıyor, psikiyatristini arıyor ama psikiyatristi o gün görüşemeyeceklerini söylüyor. Çok fazla hastası var o gün. Bir süre telefonda konuşuyorlar ve psikiyatristinin söylediğine göre çok stresliymiş bu konuşma sırasında. Kötü bir durumdaymış ama dediğim gibi o gün görüşemiyorlar. Şimdi şaibeli yerlere geliyorum. 1 Aralık 2010'da sabah 9 gibi Anthony işe gitmek için evden çıkıyor. Evden çıkarken Phoebe uyuyor hala. Yine çok içmiş ve bir takım maddeler kullanmış. Bu yüzden de uyuyor. O gün sabah Phoebe'nin annesi Anthony'yi arıyor. Çünkü Phoebe bütün ailesine mesaj atmış. Ben şimdi uyuyacağım ve uyandığımda yepyeni bir insan olacağım. Her şey çok güzel olacak tarzı bir mesaj atmış. Ve bir yandan çok duygusal bir mesaj ama bir yandan komik de bir mesaj. Çünkü bütün ailesini bir gruba alıp hepsine aynı mesajı atmış. Hepinizi çok seviyorum ama ayrı ayrı mesaj atacak kadar değil gibi şeyler söylemiş. Phoebe'nin annesi de bu mesajı görünce Anthony'yi aramış, Phoebe iyi mi diye. O da evden çıkarken uyuyordu, iyiydi ama öğle arasında bir gidip kontrol edebilirim isterseniz demiş. Anthony söylediğine göre o gün eve gidiyor, Phoebe'yi kontrol ediyor. Phoebe uyuyormuş o gittiğinde. Bir ara uyanmış ve senin uyku haplarından 2 tane aldım demiş. Sonra uyumaya devam etmiş. Ve Anthony söylediğine göre uyku hapının kutusunu yanına almış çıkarken daha fazla alamasın diye. Sonradan kayıtlara bakıldığında görüyorlar ki aslında Anthony'nin kartı hiçbir yerde okutulmamış. Sabah giderken okutulmuş, akşam geldiğinde okutulmuş ama öğlen okutulmamış. Ki dediğim gibi yani binaya girerken okutuyorsunuz, garajda okutuyorsunuz, asansörde eve girerken kayıtlarda olması lazım. Akşam eve geldiğinde yemek yapmış, ikisi için aldığı Paris tatil biletlerini göstermiş. Sonra Phoebe'ye jacuzzi'yi ayarlamış, sonra ona masaj yapmış. Yani öyle söylüyor. Yani tamam, eminim öyle olmuştur, evet. Bir gün sonra da 2 Aralık 2010. Anthony sabah 8.30 gibi evden çıkıp işe gidiyor. Yine Phoebe uyuyor bu sırada Anthony işe giderken. Ve o gün sabah 2 kez yangın alarmı devreye giriyor. İkisi de binada çalışan işçiler tarafından devreye sokulmuş iş gereği. Sabah 11.30'da ilk alarm çaldığında Phoebe köpeğiyle beraber binanın dışına çıkıyor. Bunu güvenlik kameralarından görebiliyoruz. Binada oturan insanlara bu alarmın gerçek olmadığını söylüyorlar ve herkes tekrar evine gidiyor. Akşam 6 gibi ikinci kez yangın alarmı devreye giriyor. Ama bu sefer biliyorlar neden olduğunu, o yüzden hiç kimse aşağıya inmiyor. Ve bundan yarım saat sonra bina görevlilerinden birisi temizlik malzemelerini almak için çöp konteynerlarının bulunduğu çöp odasına giriyor. Her katta duvarda metal kapaklar var. Bu kapakları açıyorsunuz, çöpü içine atıyorsunuz ve bu çöpler bir bacadan aşağıdaki konteynerlara düşüyorlar. Her katta bu metal kapaklardan var. Bu bina çalışanı da çöp konteynerlarının olduğu bu çöp odasına giriyor. Temizlik malzemelerini alacak oradan ama kapıyı açarken biraz zorlanıyor. Sanki kapının arkasında bir şey varmış gibi. Biraz daha zorluyor ve kapıyı açıyor. Burası normalde karanlık bir oda ama kapı açıldığında ışık devreye giriyor ve oda aydınlanıyor. Bu görevlinin ilk gördüğü şey konteynerlardan birisinin devrilmiş olduğu. Sonra gördüğü şey kapının açılmasını engelleyen şeyin bir insan olduğu. Odanın zemininde kan izleri var. Sanki biri sürüklenmiş gibi ya da çok kanaması olan biri sürünerek bir yere gitmeye çalışmış gibi. Yerde yatan kişi Phoebe. Üzerinde bir sürü çizik var, bir sürü morluk var. Ve ayaklarından biri neredeyse kopmuş halde. Sonradan fark ediyorlar ki Phoebe buraya çöp bacasından atılmış 12. kattan.
ve bacaklarının üzerine doğru düşmüş. Düşerken de bu konteynerlardan birinin bıçağına takılmış. Bu yüzden de ayağı bu hale gelmiş. Ama düştükten sonra hala hayattaymış. Yerde sürünerek çıkışı aramış ama o da karanlık, kapı açıldığında ışık yanıyor. Bu yüzden de kapıyı bulamamış. Bir süre hayatta kalmış ama 5-10 dakika içerisinde kan kaybından hayatını kaybetmiş. Hemen polisi arıyorlar ve polis geliyor. Onlara saygısızlık olmasın diye bu yaptıkları şeye soruşturma diyeceğim. Neden böyle söylediğimi çok yakında anlayacaksınız. Ama bu soruşturma başladığında Anthony ile ilgili şöyle şeyler öğreniyorlar. Anthony işten eve 18.09'da dönmüş. Garajdaki giriş tam olarak bu saati gösteriyor. Eve gelmiş, evde çok ilginç şeyler var. Mesela Phoebe evde değil ama çantası ve oda kartı evde. Onsuz asansöre bile binemeyeceği oda kartı evde. Saç düzleştiricisi açık, prize takılı halde. Evde bazı mumlar yanıyor. Yerde bazı cam kırıkları var ama ne kırıldı bilmiyoruz. Sadece birkaç parça cam kırığı var. Sanki diğerleri toplanmış, alınmış gibi. Masanın üzerinde iki bardak var. Normalde asla böyle bir şey olmaz. Evde hiç kimse yaşamıyormuş gibi görünür. Bilgisayar masasında ve mouse'un üzerinde çok küçük kan izleri var. Ve şu hareket bana çok şüpheli geldi. Normalde o akşam Phoebe ve Anthony Phoebe'nin babasıyla beraber yemek yiyeceklermiş. Böyle bir planları varmış. Ama Anthony eve geliyor. Phoebe evde değil. Yerde cam kırıkları var. Mouse'un üzerinde kan var. Oda kartını almadan çıkmış Phoebe. Çantasını almamış. Ve bu konuyla ilgili hiçbir endişeye kapılmıyor. Dışarıdan tek kişilik yemek söylüyor. Yani ne bileyim, sanki böyle bir durumda birazcık araştırırsın gibi. Yani polisi bile aramıyor. 48 saatten önce ararsak bir şey yapmazlar herhalde diye polisi aramıyor. Saat 8'de yemeğe geliyor Anthony'nin. Yemeği getiren kurye aşağıdan ne oluyor, neden o kadar çok polis var, ambulans falan gelmiş diye soruyor. Anthony o ana kadar farkında değil dışarıda ne kadar polis olduğunu. Aşağı inip bir dedektife ne olduğunu soruyor. Dedektif de çöp odasında bir kadının bulunduğunu söylüyor. Anthony o an söylüyor dedektife. Sevgilisinin evde olmadığını, ona ulaşamadığını, evde kan damlaları olduğunu. Bu kadının Phoebe olduğunu doğruluyorlar. Ve sonra ikisinin yaşadığı evi araştırıyorlar. Çöp bacasına açılan kapağı inceliyorlar. Kapağın üzerinde kan var ama hiç parmak izi yok. Bu kadar. Yaptıkları araştırma bu kadar. Şimdi biraz yapmadıkları şeylerden bahsedeceğim. Olay yerine ilk geldiklerinde paramediklerin Phoebe'yi kontrol etmelerine izin vermiyorlar. Phoebe belki hayatta ama suç mahallini kirletmemek adına kimsenin onun yanına yaklaşmasına izin vermiyorlar. Uzaktan bakabiliyor sadece paramedikler. Bu kadarına izin veriyorlar. Ve ilk gördükleri şey şu. Phoebe'nin pantolu dizine kadar indirilmiş, kot pantolu. Polisler neredeyse hiçbir delili incelemiyorlar. Sadece bilgisayar masasındaki kanı inceliyorlar. Bu kan Phoebe'ye ait. Ama bu kadar yani. Evdeki bilgisayarları almıyorlar. Phoebe'nin telefonunu almıyorlar. Ki aslında Phoebe iki telefon kullanıyor. Bir tanesinin nerede olduğunu biliyorlar ama diğeri kayıp. Bulamıyorlar bir daha. Anthony'nin hiçbir elektronik aletini almıyorlar. O gün ne yaptığını araştırmıyorlar. Dahası polis buraya ilk geldiğinde binanın müdürü gidip onlara diyor ki, bakın şu an güvenlik kameralarında ne olduğuna bakabiliriz ama 2 gün içerisinde bu görüntülerin üzerine yeni görüntüler kaydedilecek. Yani gelip tekrar bakmak isterseniz bakamayacaksınız. Eğer kayıtlara bakmak istiyorsanız şu an hemen size getirebilirim. Ama polisler o kayıtları almak için herhangi bir şey yapmıyorlar. Bu yüzden de yeni görüntüler kaydediliyor onların üzerine. Ve sonra bütün bu görüntülerin kaydedildiği hard disk ortadan kayboluyor. Phoebe'nin dedesi 30 yıl deneyimi olan bir dedektif. Ve anladığım kadarıyla da çok iyi bir dedektif. Polisin yaptıkları ve yapmadıklarına baktığında bu olayı intihar olarak gördüklerini anlıyor. İntihar olduğuna çok emin oldukları için de başka hiçbir şeyi araştırma gereği duymuyorlar. Otopside bulunan bazı şeylerden bahsetmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Polisler sadece şu an size anlattığım kadarını biliyorlarken bile bu olayın intihar olduğunu düşünüyorlar. Phoebe'yi bulan görevli
o anın travmasıyla, şokuyla çok sarsılmış görünüyormuş ve bir polis yanına gidip "Üzülme, bunun olmasını kendi istedi," demiş. Olayın üzerinden 1-2 saat geçmişken. Bazı uzmanlara intihar etmiş olması yüksek ihtimalmiş gibi geliyor otopside bulunanlar yüzünden. Ama polislerin elinde henüz bu bilgi yok. Ve yine de çok eminler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmadığı için de başka bir şey olmuş olabilir mi acaba diye bakmıyorlar hiçbir yere. Otopside bulunanlar da şu şekilde. Vücudundaki yaralar çöp bacasından düşerken olmuş. Cinsel istismar olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Ama bu çok ilginç. Hatırlarsanız kot pantolu dizlerine indirilmişti. Kanındaki alkol oranı çok yüksek. Sanki 4-5 bardak içki içmiş gibi. Kanında ayrıca uyku ilacına da rastlıyorlar. Aslında Anthony'nin olan uyku ilacına rastlıyorlar. Ama düşük miktarda. Ve bu miktardan yola çıkarak o ilacı dün gece aldığını düşünüyorlar. Bunlar, yani kandaki ilaç ve alkol oranı, intihar etmiş olma ihtimalini güçlendiren şeyler. Dosyaya bakan dedektifin hızlı kararıyla 3 gün içerisinde intihar veya kaza olduğu söylenerek kapatılıyor. Ama şöyle bir madde var dosyada. Eğer intihar olmadığını gösteren bir kanıt bulunursa dosya yeniden açılabilir. Bu yüzden dedesi bu dosyayı kendi araştırmaya başlıyor ve dediğim gibi iyi de bir polis. Aklına ilk gelen şey, bu kadar sarhoş haldeyken çevresinde tutunabileceği hiçbir yer olmayan bu çöp bacasına kendi tırmanmış olabilir mi? Bu denge isteyen bir aktivite. Phoebe çok kolay sarhoş olan birisi ve buna rağmen çok içmiş. Gerçekten bunu yapabilecek durumda mıydı sorusunu cevaplamak için Phoebe'nin iki arkadaşıyla anlaşıyorlar. Hep beraber o çöp bacasına açılan kapağın oraya gidiyorlar. Kapağı inceliyorlar, birinin oraya girmesi mümkün mü diye. Çok mümkün görünmüyor. Sonra o binadaki çöp bacasının birebir aynısını yaptırıyorlar. Ve Phoebe'nin arkadaşlarından boyu ve kilosu ona yakın olan birisi bunu yapmaya çalışıyor. O kapaktan girip sanki bacadan aşağı iniyormuş gibi davranmaya çalışıyor. Bu bir deney tabii ki, aslında yer seviyesindeler. Bir şey olmayacak yani düşerse de. Yükseklik 1 metre. Önce oraya çıkması lazım. Oraya çıkabilmesi için de bir yerlere tutunması lazım. Ama çevrede tutunabileceği hiçbir şey yok. Oraya tırmanırken bile çok zorlanıyor ki çok atletik birisi. Ama Phoebe de çok atletik birisi. Sonunda bacaklarını oraya sokmayı başarıyor. Gövdesinin yarısına kadar giriyor. Ve sanki kaydıraktan kayacakmış gibi kollarını yukarı kaldırıp oradan inmeyi bekliyor. Ama şöyle bir şey var. Kapak biri onu tutmadığı zaman müthiş bir hızla ve kuvvetle kapanıyor. Phoebe'nin dedesi bunu cereyandan kapanan bir kapıya benzetiyor. Bacaklarınız ve gövdenizin yarısı oradayken o kapak kapanmadan aşağıya düşebilmeniz için ellerinizle bir yerden destek alıp kendinizi geriye doğru itiyor olmanız lazım. Ama orada parmak izi bulunamamıştı. Yani Phoebe böyle bir şey yapmamış. Bunu yapmamışsa da orada sıkışıp kalması gerekirdi. Veya diyelim ki kendini bıraktı ve kapı anında kapandı. Yüzünde veya kollarında veya ellerinde morluklar olması gerekirdi. Ama yok. Bu yaptıkları deneyde arkadaşı kendini bıraktığı anda kapak hızla kapanıyor. Ve iki kişi koşup hemen kapağı tutuyor kıza zarar gelmesin diye. Aslında bu deneyin gerçeği yansıtması için kimsenin ona yardım etmemesi lazım. Ama yardım etmezlerse zarar görecek. O yüzden yardım ediyorlar. Ve olay gerçekten bu şekilde olduysa ve orada ona yardım edecek hiç kimse yoksa, dediğim gibi kollarında veya yüzünde morluklar olması gerekiyor. Sonra bu deneyi başka bir kadınla tekrar yapıyorlar. Sonuç aynı. O da çok zorlanıyor bunu yapmakta. Ama bu ikinci deneyde bir de ekstradan şöyle bir şey deniyorlar. Acaba birisi bu kadını oradan atsa bu daha mı kolay olur? Çok daha kolay oluyor. Ve bence bu bilgilerden daha rahatsız edici olanı bunu Phoebe'nin annesinin ve dedesinin ve arkadaşlarının deniyor olması. Polisler, dedektifler böyle bir şey yapmayı hiç düşünmemişler bile. Onlar bu olayın intihar veya trajik bir kaza olduğuna çok eminler. Trajik bir kaza intihar demek bu arada. Sadece aile kendini kötü hissetmesin diye bu şekilde söylüyorlar. Hani aslında kendine bunu yapmak istemedi, bu sadece bir kazaydı gibi hissetsinler diye. Bu arada bunun bir kaza olmuş olma ihtimali de var. Aldığı uyku ilacının yan etkilerinden biri insanların uyurken bir şeyler yapması. Uyur gezerlik gibi düşünün. Ama bunda uyurken araba da kullanabiliyorsunuz, yemek de yapabiliyorsunuz. Gidip birisiyle
tartışıp kavga da çıkarabiliyorsunuz. Ve Phoebe bu tarz yan etkileri olan bir ilacı çok fazla alkolle karıştırdığı için acaba böyle bir şey yapmış olabilir mi diye düşünüyorlar. Bu durumda yani bu ilacı alkolle karıştırdığınızda iki seçenek oluyormuş. Ya hiçbir şey yapmaya kapasiteniz olmuyormuş ya da aklınıza koyduğunuz şeyi yapmak için insanüstü bir çaba gösteriyormuşsunuz. Ve eğer durum buysa düştükten sonra uyanıp oradan kurtulmaya çalışması da mantıklı olur. Diyorlar ki karar merci diyor ki bizce bu olay şu şekilde oldu. Phoebe bu ilacı aldı. Sonra bir sürü alkol içti ve alkol içtiği için dengesini kaybetti. Bir şeyler oldu. Orada bir bardak kırdı. Sonra yerden o bardağın parçalarını toplarken elini kesti. Bilgisayar masasındaki kan bu yüzden. Ocağın parçalarını çöpe koydu. Çöpe atmak için dışarı çıktı ama çok sarhoş olduğu için oda kartını almayı unuttu. Gitti, o çöpe attı. Orada ya bir anda intihar etmeye karar verdi ya da böyle bir şeyin ilginç olabileceğini düşündü. Çünkü ilacın etkisindeydi ve mantıklı düşünmüyordu. Ve böyle bir şey yaptı. Bizce böyle oldu diyorlar. Ama çöpte hiçbir yerde içinde cam parçası olan bir çöp poşeti bulunmuyor. Neden bulunmadığı sorulduğunda da bulamamışlardır ya da bakmamışlardır cevabını alıyorlar. Phoebe'nin hayatını kaybetmesinden sonra hayat sigortası olan 113 bin doları Anthony'ye veriyorlar. Orada şöyle bir şey var. Sevgiliyseniz de devlete başvurup bunu yasal bir hale getirebiliyorsunuz. İşte böyle durumlarda evlenmemiş bile olsanız sevgiliniz hayatını kaybettiğinde onun sigorta parasını alabiliyorsunuz. Anthony bu 113 bin doları Phoebe'nin iki erkek kardeşi arasında bölüştürüyor. Ve bu kadar. Bu dava neredeyse hiç ilerlemiyor sonrasında. Ama Phoebe'nin ölümünden sonra ortaya çıkan bazı şeyler insanlarda çok şüphe uyandırıyor. Mesela Anthony'nin kız kardeşi. Şimdi Anthony'nin bir kız kardeşi var. Ve kız kardeşinin erkek arkadaşı intihar etmiş. Düşünün ki iki kardeşin de sevgilileri intihar etmiş. Ama bundan daha büyük bir tesadüf, 2018 yılında bir model olan Bailey Schneider ailesinin evinde intihar etmiş halde bulunuyor. Şöyle bulunuyor evde. Boğazında bir kordon var. Bu kordon hiçbir yere bağlı değil. Ama önceden bir yere bağlıymış da çözülmüş gibi de değil. Hiçbir yere hiçbir zaman bağlanmamış. Kendini astığını düşünüyorlar ama kordon hiçbir yere bağlanmamış, üzerinden atlayacağı bir sandalye, bir iskemle hiçbir şey yok. Ve bu ölüm araştırılmıyor, kayıtlara intihar olarak geçiyor. Ve belli kim biliyor musunuz? Anthony'nin yeni sevgilisi. Daha doğrusu bir gün önce ayrıldığı sevgilisi. Bailey'nin kanındaki alkol oranı neredeyse Phoebe'ninkiyle aynı. Ve bu dava da başka birinin parmağı olmadığı düşünülerek kapatılıyor. Bu bilgiyi de buraya eklemek istedim. Phoebe'nin davasının tekrar açılabilmesi için ya bu işte gönüllü çalışacak bir dedektifin bu dosyaya en baştan bakması gerekiyormuş ya da daha önceden konuşmamış birinin çıkıp bir şeylere itiraf etmesi gerekiyormuş. Aile uğraşmayı bırakmıyor. Ama şimdi gerçekçi olalım. Anthony'nin üvey annesi yargıç. Babası yüksek mahkeme yargıcı. Yani bu insanlar izin verirler mi Anthony'nin suçlu bulunmasına? Onu düşünmeseler bile kendi isimlerinin kirlenmemesi için böyle bir şeye izin vermezler. Ve benim kafamda bazı sorular var. Mesela kutu neden bacaklarındaydı? Kim bu halde 1 metre duvara tırmanabilir? Kelimenin tam anlamıyla duvara tırmanılmış 1 metre. Şöyle bir teori var bununla ilgili. Acaba diyorlar, birisi onu bu bacadan attı da aşağı inerken bacaklarını açıp kendini yavaşlatamasın diye mi böyle bir şey yaptı? Yani ya da başka neden olmuş olabilir? Veya neden masada 2 tane bardak vardı? O gün hiç kimse eve gelmemişti. Ev her zaman içinde hiç kimse yaşamıyormuş gibi görünüyor. Neden 2 tane bardak vardı masada? Çok genç yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Ama bence daha üzücü olan şey o kapkaranlık çöp odasında acı ve korku içinde yapayalnız ölmüş olması. Beni bile bu kadar etkileyen bir şeyin aileye neler yapabileceğini düşünemiyorum bile. Ve o tatlı aileye bunu yaşatan kişinin, çünkü ben bunun bir kaza olduğunu yemiyorum,
tutuklanmasını çok isterim. Umarım tutuklanır ve umarım tutuklandığını biz görürüz. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Saat çok geç oldu, sessiz konuşmam lazım. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın efendim.